Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. 2 gündür bu videoyu hazırlıyorum arkadaşlar. 2 gündür. Dün o yüzden video atmadım. Tam 200 tane eser belirledim arkadaşlar sizler için. Eseri yazacağım, size yazarını soracağım. Yani hadi bil bakalım diyeceğimiz bir seri adeta. Şimdi çıkabilecek dedim. Burası önemli. Boş yere böyle bir başlık değil bu. Dikkat çekebilecek amaçlı yazılacak bir başlık değil bu. Çok açık söylüyorum. Böyle ne alaka hocam, yani bu da konulur mu diyeceğiniz bir eser yok. Ha, zor eser yok mu? Var. Ama saçma sapan böyle kıyıda köş... Nasıl ya bu, nasıl? İşte atıyorum Necip Fazıl'ın olur, bu nasıl Nazım Hikmet'in olur falan diyeceğiniz bir eser yok, onu söyleyeyim. Ama zor da var, kolay da var, orta düzeyde var, sorulmuş sorular da var, sorulacak sorular da var. Aman ya Rabbim, tam 200 tane. Şimdi gelelim istatistiklerine. Şimdi bu 200'ün arkadaşlar 20 tanesi çok tehlikeli. Ben buraya direkt tehlikeli yazdım ama gerçekten 20 tanesi arkadaşlar ciddi tehlikeli. Geriye kalıyor 180 tane. Hadi bunun 10 tanesi senin dikkatinden kaçsın. Yani böyle azıcık yaptım yapamadım falan olsun. Hadi bunun 20 tanesi de benim insafımdan elensin. İnsanlığımızdan elensin. Tam 150. Şu an sizden beklediğim arkadaşlar, hiçbir aralık vermeyeceğim, 150 üstü bekliyorum. Tamam, şu an herkesten, videoyu dinleyen herkesten 150 üstü, 150 ve üstü eser bilmenizi, yazar bilmenizi daha doğrusu istiyorum. Şunu da söyleyeyim. Şimdi ben çok uzatmayacağım, hemen başlayacağım. Eseri vereceğim size, yazarı soracağım ya. Bazı eserler olur ki hiç hatırlayamazsınız, aklınız ucundan geçmez. Ufak ufak tüyolar vereceğim. Yazarın işte baş harfi T, işte soyadı B ile başlıyor falan. Ha bu Tarık Bora falan gibi gibi gibi, tamam. Bu tarz böyle artistik bazı kopyalar vereceğim. Onları bildiğiniz zaman da yine, yani kopyayı verdikten sonra bilseniz de bilmiş kabul edin. Çünkü sınavda size bir metin verilecek. Belki metindeki bir sözcükten yakalayacaksınız, bileceksiniz onu, tamam. O yüzden böyle tüyo verdiğim zaman da lütfen bilirseniz doğru bildik kabul edin. Bu bir. İkincisi, tam 200 tane eser var. Tek tek kontrol ettim. 3-5 defa baştan sona okudum ama yine de birbirini tekrar eden eser olursa, atıyorum 50. sıradaki eser şu hocam, bir de bunu 178'de yazmışsınız falan gibi, böyle bir ya da iki tane gözümden kaçan eser varsa her ikisini de bilirseniz bilmiş kabul edin. Bilmiyorsanız bilmemiş kabul edin. Tamam, 50'yi bildim, 178'i eledim gibi düşünmeyin. Hepsini bilmiş kabul edin. Tamam. Bakalım 150 üzerine çıkabilecek olacak mı? Yani 100 üstüne saygı duyarım. Hadi ulan aralık verelim, yine de dayanamadım. 100 üstüne saygı duyarım ama 150 üstü tamamdır benim için. Beklentim odur. Tamam. Haydi başlıyoruz arkadaşlar. Güzel bir başlangıç olacak. Bomba bir başlangıç olacak. Her sayfada 11-12, 11-12 gideceğiz gibi görünüyor. Sayfayı, daha doğrusu ekranı durdurun arkadaşlar. Tek tek tık 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 yazın. Ya da aklınızdan bir şekilde geçirin, sonra başlayalım beraber. Tamam. Sergüzeştname. O yüzden ben seri bir şekilde gideceğim. Çok uzatmayayım arkadaşlar. Siz zaten yaptığınız düşüncesiyle, videoyu durdurduğunuz düşüncesiyle. Bayburtlu zihninin arkadaşlar. Sergüzeştname, Bayburtlu zihni. Peki, Risaletin Nusiye, dikkat. Risaletin Nusiye, Yunus Emre'nin eseri, cepte kalsın. Marifetname, haydi kaçırmayın arkadaşlar. Erzurumlu İbrahim Hakkı, Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın yaklaşık 6-7 tane çok değerli eseri var. Ama bir numarası Marifetname'dir, cebinizde kalsın. Mecalis'in Nefaisi bilmeyen yoktur. Ali Şiir Nevai, dikkat. Tamam. Cihan Yumakib'in arkadaşlar. Şimdi bazılarında kopya vereceğim dedim ama çok da bunlar kopya gerektirecek eserler değil. Yani şu 4'e 5'e kadarkiler onlar. Yani çok da kopya gerektirmiyor. O yüzden çok sıkışacağınız eserlerde kopya vereceğim. Mesela Cihan Yuma fena değildir. Hacı Kalfa. Batılıların Hacı Kalfa dediği isim bu. Tabii ki Katip Çelebi arkadaşlar. Lütfen cepte kalsın. Bengübade. Haydi yavaş yavaş gidelim. F ile başlıyor. Aman dikkat. Izdırap şairidir bu divan edebiyatında. Yazarımız Fuzuli. Kabusname. Haydi arkadaşlar. İlk harfi M. İkincisi E. Üçüncüsü R. Mer dedik. Buradan bilenler de lütfen doğru kabul etsinler, olur mu? Mercimek. Ahmet, mercimek Ahmet değil mi? Aman dikkat, cepte kalsın. Geldik makalata. Makalat kimindi hocam? Hacı, tamam. Bektaş-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli'nin şiir ve inşa, haydi kaçırma. Ziya Paşa'nın eseri arkadaşlar. Lehçe-i Osmani'yi bilemeyebilirsiniz. Yani bilinmeli, kesinlikle bilinmeli ama hatırlamayabilirsiniz. A ile başlasın ilk sözcük. İkinci sözcük V ile devam etsin. Sonu da P ile, hatta Paşa ile. Ne Paşa hocam? Hatırlayacaksınız. Ahmet Vefik Paşa. Bu A ve P'yi verdiğim halde bilenler de doğru kabul etsinler. Bunu sık sık vurgulayacağım. Ateşpare Muallim
Naci, burada nasıl üşendiysen bak muallimi yazmadım. O kadar Ahmet Tevfik Paşa yaz sen, muallimi kız. Peki hocam, 11'de 11 yapanlara saygı duyarız. Ha, burada çok uzatmayacağım ama Marifetname belki hatırlanmadı. Cihannüma, Bengü Badem, Lehçe-i Osmaniye, Ateşpare. Bunlar biraz tehlikeli eserlerdi. Çok işaretlemeyeceğim bu işaretleri çünkü 200 eserden bahsediyorum arkadaşlar. Video sabaha kadar sürer eğer böyle uzun bir anlatım yaparsam. Tamam, seri bir şekilde videoyu zaten siz durdurup baktığınız düşüncesiyle seri bir şekilde yazarları yazarak geçeceğim. Peki geldik Haluk'un defterine arkadaşlar. Haluk'un defteri kimin olabilir? Hatırlayacaksınız. Tabii ki Tevfik Fikret. Kırık Hayatlar kimin arkadaşlar? Kırık Hayatlar Halit, Ziya, Uşaklıgil. Aman dikkat. Mürebbiye. Çok sıkıştıracak eserleri tahmin edip onlar üzerinde ayrıntıya gideceğiz. Mürebbiye kimin arkadaşlar? Hüseyin, Rahmi, Gürpınar bağımsızlardan, Servet Fünun dönem bağımsızlarından kin. Bu tam bir soru işareti, onu söyleyeyim. Yani bunu yapan andan öpmek lazım. Kin, hatırlayan var mıdır kin şiirini? Kin adlı eseri. E nokta 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 B nokta nokta. Bilmem ne oğlu diye geçiyor. Bilmem ne oğlu. Aman dikkat. Fecriati de arkadaşlar böyle kıyıda köşede kalır. Ama bilinmeli bu eser. Emin Bülent Serdaroğlu, dikkat. Emin Bülent Serdaroğlu, eledik bunu. Serab-ı Ömrüm. Serab-ı Ömrüm de yani biraz zorlayabilir. R, T, B diyelim. Rıza Tevfik, dikkat. Bölükbaşı. Rıza Tevfik Bölükbaşı biliyorsunuz. Feylesof Rıza olarak da biliniyor. Felsefe dersleri falan gibi eserleri de var. Sodom ve Gomorre sanmıyorum kaçırılsın. Yakup Kadri Aydı yazabilirsem. Kara Osmanoğlu, ilk defa soy ismi de kısaltan benimdir yeryüzünde. Kendi gök kubbemiz kesinlikle bilinmeli. Yahya Kemal Beyatlı arkadaşlar, cebe koymalısınız. İkindi üstü, bu da yine bir soru işareti olabilir. Biraz kafa karıştırabilir. Çünkü bir şiir adı bu. Direkt şiir adını verdiğim zaman tehlike yaratabilir bu. Edip, dikkat, burada kopyaya ihtiyaç duymadığım artık nedense bir anda daldım. Edip Cansever, Hızır'la 40 saat, bunu bilmelisiniz. Sezai Karakoç, biraz daha bilinen bir eser çünkü bu. Devlet Ana, kesinlikle bilmelisiniz arkadaşlar. Kemal Tahir, Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar, değil mi? Aman dikkat arkadaşlar. Şu kırmızı kalem bir gitsin. Ya şu an mesela 22'de 22 yapan varsa ya vallahi billahi kendisini kutlasın hocam, yani kutlasın, acayip. Azıcık bir damla suyunuz kalmış. Onu da yutkunalım. Evet, süpersiniz hocam. Güzeldi. İki tane çok tehlikeli eser vardı burada. Geldik 23'ten 33'e. Ya 200 tane eserden bahsediyoruz ya. Neler neler var. Neler neler göreceğiz. Haydi hocam. Semaver. Semaver kimindi hocam? Kimin eseri bu? Tabii ki Sait Faik Abasıyanık. Sait Faik Abası Yanık. Eyvallah. Ölmeye yatmak. Tehlike. Tehlike çanları çalıyor. Adalet Ağoğlu. Dikkat. Sorulmayan müsait isimlerden, çok lazım isimlerden. Korsan çıkmazı tam bir soru işaretidir. Bunu bilenin ağından öpmek lazım. Konuşmadık mı? Konuştuk. Konuşmadığımız hiçbir eser yok. İçiniz rahat olsun. Ama biraz tehlikeli. Ne ile başlıyor ismi? Soy ismi M ile başlıyor. Soy ismi Ç ile bitiyor. Hatta soy ismi M oldu, Meriç oldu. Ne Meriç hocam? Haydi hatırlayacaksınız. Nezihe Meriç, değil mi? Aman dikkat. Sanat şiiri arkadaşlar. Sanat şiiri kimindi? Hatırlayacaksınız. Faruk Nafız Çamlıbel. Yani acayip bir video arkadaşlar. Vallahi büyük heyecanla gidiyoruz. Acayip bir video. 200 tane eser ya. Bir an niyeti bozdum. 1000'e doğru gidiyordum. Kaptırdım. 150'de, 170'de, 190 gibi falan, hatta daha doğrusu fark ettim. Lan, dur dedim ya, 200'de bitirelim. Çünkü tekrar olabilir bir süre sonra. Aynı eserler tekrar edebilir. Ondan korktum. 200 tam yerindedir. Tam tadındadır. Lekeyi bilenin de alnından öpmek lazım. Leke. Aman dikkat. Kara Işıldak. Peki leke dedik. S ile başlıyor ismim. Soy ismi U ile başlıyor. Hatta soy ismi Umran. Yani şurada bilenler de lütfen doğru kabul etsinler. Zor bir eser çünkü bu. Ne Umran arkadaşlar? Sedat Umran. Cepte kalsın lütfen. İskendername. Ahmedi. Şimdi ne alaka Ahmedi, değil mi? Sedat Umran'dan sonra Ahmedi ne alaka? Bir an bir divan edebiyatına gidip geldik. Efruz Bey. Efruz Bey kimin arkadaşlar? Ömer Seyfettin. Aman dikkat. Yaprak dökümü. Kimin yaprak dökümü? Reşat Nuri Güntekin. Bunu böyle araya katmışım moral olsun diye belli ki. Reşat Nuri Güntekin. Panorama. Panoramada Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun Tütün Zamanı. Necati Cumalı'nın, dikkat, bir çift öküsü arkadaşlar. Samim Kocagöz'ün
eseridir. Cebinizde lütfen kalsın. Burada da tehlikeli olanları söyledik. Yıldızlılar, kareliler, yuvarlak içindekiler tehlike arkadaşlar. Onlara dikkat. Ben zaten onları vurgulaya vurgulaya geleceğim. Dediğim gibi de bir 20-25 aralığında ciddi anlamda tehlikeli eser göreceksiniz. 20 civarı. Tırpan! Tırpan kimin hocam? Artık biliriz ya tırpanı. Fakir Baykurt. Aman dikkat arkadaşlar. Fakir Baykurt. Tırpan. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Dikkat. Ahmet Hamdi. Tanpınar, bu ülke tehlikeli olabilir arkadaşlar, dikkat. C ve M. Soy ismi Meriç. Ne Meriç hocam? Hah, Cemil Meriç, bildin, cebe koy. Hanımın Çiftliği tehlikeli olabilir. Çok konuştuğumuz bir eser değil. Aman aman gündeme gelen bir eser değil. Orhan Kemal biliyorsunuz. Aman dikkat. Orhan Kemal. Kurt Kanunu bence tehlikeli. Bilmelisiniz. Kemal Tahir ama tehlike yaratıyor. İlk başta nedir ya bu diyorsun. Sözde Kızlar. Peyami. Safa, Osmancık kimin arkadaşlar? Tarık, Buğra, bunu bilmelisin mesela, o kadar da değil. Drina'da Son Gün tehlikelidir, tam bir soru işaretidir. Bilen varsa helal olsun diyeceğim. Faik Baysal, kopya versem iyi olurdu aslında hocam. Niye kopya vermedin? Evet duydum. Yani onun dediğini hissediyorum, keşke kopya verseydim burada. Hüküm Gecesi, Yakup, Kadri, Kara Osmanoğlu. Kayıp aranıyor, tehlikeli olabilir arkadaşlar. Dikkat, Sait Faik Abasıyan'ın eseri. Sait Faik, F'yi büyük yazdığımızı düşünün lütfen. Abası Yanık, eyvallah. Mahur Beste, tabii ki Ahmet Hamdi. Tan Pınar'ın eseri arkadaşlar. Cebinizde kalsın, çok çok değerli. Bu arada yorulduk, onu da söyleyeyim. Yani ufak ufak yorulmaya da başladık. Değil mi? Mahur Beste, daha 44'teyiz ya. Yeni başladık daha, Bismillahirrahmanirrahim. Yani kağıt bile şu an çaya çarpıyor. Her taraf bardak kupa dolu. Neyse. Döndük şıka. Şıkka döndük şıkka. Hüseyin Rahmi Gürpınar. Bunu bil mesela. O kadar da değil. Yani nereden çıktı diyorsan buna tehlike bu. Garipname hocam, bir gerilere dönüş var ufak ufak. Garipname Aşık Paşa'nın arkadaşlar, biliyorsunuz. Aşık Paşa'nın garipnamesi. Ateşten Gömlek, Halide Edip. Adı var, cepte kalsın. Dürdane Hanım tehlikeli ama bilmelisin. Bilmelisin. Ahmet, Mithat. Efendinin eseri. Demdeme kimin arkadaşlar? Muallim Naci. Odalar ve Sofalar tehlikeli. Tam bir soru işaretine dönüşebilir bu. S sonrasında E. S ile başlıyor ismi, E ile devam ediyor soy ismi. Sabri. Şimdi bilseniz dahi kabul edin lütfen. Esat Siyavuşgil, değil mi? Aslında ikinci bir şey de varmış. Sabri Esat Siyavuşgil, söylerken fark ettim onu. İkinci soy ismi ile başlıyor dedim ama ikinci ismiydi o. Sabri Esat Siyavuşgil. Neyse, Sabri'den sonra bilmeliydiniz en azından. Esir Şehrin insanları, Kemal, Tahir, Fahim Bey ve biz mesela. Bunu bilmelisiniz, o kadar değil. Abdülhak, Şinasi. Bazı isimleri de böyle kıyıda bir isimdir aslında bu. Biraz kıyıda köşede isimleri de böyle tam yazalım. Abdülhak Şinasi Hisarı. Evler şiiri kimin arkadaşlar? Bilmelisiniz bence, o kadar değil. Behçet Necatigil. Dikkat, Behçet Necatigil'in eseri. Düşten Güzel tehlikeli bence. Soru işareti, onu söyleyeyim. Düşten Güzel. Haydi bakalım hatırlayacaksınız. Cahit. Sıtkı Tarancı. Haydi kaçırma. Kökler ve Dallar, bu da yine soru işaretidir. Haydi küçük bir kopya gelsin ama kopya öyle bir kopya ki çat diye cevap gelmeli. Bayrak Şairi diyeceğiz. Evet, hatırladınız. Arif Nihat. Asya, bu arada tek başına dersi anlatıp da böyle evetli Mehmetli onaylayarak giden herhalde yine yeryüzünde bir biz varızdır. Aganta Borina, Borinata. ÖSYM çok sever, sürekli sorulur, içerik gelir, yazar eser gelir. Her türlü gelir arkadaşlar. Halikarnas Balıkçısı. Cevat Şakir Kaba Ağaçlı, değil mi? Halikarnas Balıkçısı. Gazoz Ağacı, şurada bir tane ağ fazla. Gazoz Ağacı kimin arkadaşlar? Bence bu tehlike. Yüz temel eserden bir tanesi ki Aganta Burna Burata da onlardan. Birçoğu öyle zaten. Yüz temel eserden hepsi var zaten burada. Gazoz Ağacı kimin arkadaşlar? Sabahattin. Dikkat. Şu dakika itibariyle bilenler doğru kabul etsinler. Kudret, hatta şu an bile doğru kabul etsinler. Öyle zor bu. Sabahattin Kudret Aksal. Tabii kişiye göre değişir ya. Ben böyle bazen çok zor falan yıldız mıldız koyuyorum ama belki saniyesinde bilenler de vardır aranızda, onu da söyleyeyim. Bir Bilim Adamı'nın romanı, Oğuz Atay arkadaşlar, çok iyi biliyorsunuz. Eskici ve Oğulları, Orhan Kemal. Hocam bu yani Cevdet Bey ve Oğulları'nı hatırlatmıyor mu? Orhan Pamuk'un hatırlatıyor. Berci Krist'in Çöp Masalları. Berci Krist'in Çöp Masalları kimin? Latife Tekin'in tabii ki. Latife Tekin. Bir Düğün Gecesi. Adalet Ağoğlu. Bir Akşamdı. Kimin eseri arkadaşlar? Peyami. Safa. Dudaktan Kalbe. Reşat Nuri.
Güntekin Dikmen Yıldızı. Bunu hatırlayan da anlatmak lazım net. Yani burada iki tanesi ciddi tehlike yani. Bilirsen helal olsun diyeceklerim arasında bu. Aka. Aka ne hocam? Aka ne? Soy ismi de G ile başlıyor. Bu sefer eminim yani. İkinci ismi falan değil. Kesin soy ismi. Aka Gündüz. Aka dediğim an bilenler de Allah rızası için doğru kabul etsin. Dediğim gibi yani bunu sınavda direkt sormayacak. Yani çat diye soru gelirse bilemeyebiliriz çünkü. Metinle gelecek bu yazar eserler. Metin içerisinde belki böyle kopyalar görebiliriz. Bir tüyo yakalayabiliriz orada. O yüzden böyle azıcık tüyo verdiğiniz zaman aklına geliyorsa da onu lütfen doğru kabul et. Tamam, bilemedin sayma. Direkt bilemeyebiliriz çünkü. Handan. Handan kimin hocam? Çok net, bunu bilmelisiniz mesela. Halide dikkat edip adı varın eseri. Haydi hocam bir... Dinlediğimize değilsin. Bu kalem değilsin ya. Yeşille başlamak çok istemezdim. Yani başlayıp da başka bir renge geçmek istemezdim. Kiralık Konak. Kiralık Konak. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu. Kurtlar Sofrası tehlike kokuyor. Tehlike çanları baya baya çalıyor. Kurtlar Sofrası. Attila İlhan. Hocam tehlike. Vallahi tehlike. Küçük A, bunu bilmelisin mesela. Tarık Buğra. O kadar da değil. Bilemeyen olur tabii ama o kadar değil. Mahşer. Mahşer. Peyami Safa'nın arkadaşlar. Yılkı atı bilinmeli ya. Yıldız koydum, bir gaza geldim ama. Yani Abbas Sayar ya, o kadar da değil. Abbas Sayar da bu yıldızı saymayın. Yokmuş gibi kabul edin. Zehra dedik. Zehra kimin hocam? Nabizade Nazım. Bunları da direkt olarak yazabilirim. Nabizade Zehra yazacaktım bak. Nabizade Nazım. Bunlar odur. Buna yıldız konulmalı. Bu yıldızı hak ediyor. O kadar da değil. Bu zor mesela bu. Abdülhak dikkat. Bunlar odur. Abdülhak Hamit Tarhan, yani ne bileyim böyle sahra mahra desem yapıştırırsın ama bunlar olur. Biraz zor bence ya. Sümbüle. Sümbüle kimin arkadaşlar? Bu da yıldız hak ediyor. M, soy ismi de ne? Soy isim denmezdi. İşte o dönemde soy isim yok yani birçoğunda. Birçoğunun yaşadığı dönemde soy isim yok. Ben soy isim desem de ikinci isim gibi soy isim aklınıza öyle kalsın. Muallim Naci. Uzattın hocam. Evet arkadaşlar, geldik 74'e. 74. eserimiz Celaleddin Harzemşah tabii ki. Namık Kemal. Saniyesinde bence bildiniz diye düşünüyorum. Ben deli miyim? Biraz tehlikeli arkadaşlar. Ben deli miyim sorusuna evet hocam derseniz ayıp olur ama Hüseyin Rahmi Gürpınar derseniz hiç ayıp olmaz. Beklediğimiz cevap bu çünkü. Hüseyin Rahmi Gürpınar. Fare. Hocam ne alaka deme. Fare. Kabus, Firuzan gibi 3 tane çok önemli eserden bahsetsem ve azıcık da Servet-i Fünun döneminin çok önemli bir yazarı desem artık kopyalar geldi. Halit, Ziya, haydi bismillah, Uşaklıgil, Uşakizade, Bizim Köy, Sağlam, Mahmut, haydi şu an cevap gelirse kabul edebilirsiniz. Çünkü bir sürü Mahmut var, olabilir. Mahmut, Makal değil mi? Aman dikkat. Denizin Çağrışı, bakın bu sayfa baya baya tehlikeli eserlerle örülmüş. Denizin Çağrışı da fena değil arkadaşlar. Eminim bilen çıktı. Kemal, Bil Başar değil mi? Aman dikkat. Fatih Harbi arkadaşlar. P. Safa, Han Duvarları, Faruk Nafız, Çamlıbel, bunu zaten bilirsiniz o kadar değil. Memleketimden insan manzaraları, haydi cevap gelsin, bunu da bilmelisiniz. Nazım Hikmet, Nazım Hikmet Ran değil mi? Safahat, Mehmet, Akif, Ersoy. Burada çok bilinen eserler de varmış, tehlikeli eserler de varmış. Açık açık söyleyelim. Geldik 83 hocam. Aman dikkat, ne sayfa dayanır, ne ekran dayanır, ne nefes hocam. Baya baya iyi gidiyoruz. Haydi arkadaşlar, Beşşehir'le devam edelim. Beşşehir ÖSYM'nin çok sevdiği eserlerin başında bir numarası hatta. Kalemimizde bir değişsin. Ben bu pembeyi çok sevmedim. Çok güzel görünmüyor ekranda gibi geliyor bana. Kırmızıyla bir devam etmeye çalışalım. Beşşehir dedik arkadaşlar. Ahmet, Hamdi, hah bu renk güzel oldu. Tan, Pınar cepte kalsın. Diyorlar ki biraz tehlikeli arkadaşlar. Aman dikkat. Ruşen, Eşref Ünaydın değil mi? Cepte kalsın. Ruşen Eşref Ünaydın. Mor Salkımlı Ev. Halide, Edip, adı var. Kendim şu an 200'ü hazırlıyorum. O yüzden çok yormadan bazı soyadları, isimleri karalama yapıyorum. Eğil Dağlar. Eğil Dağlar çok önemli. Sınavda sorulmaya müsait. Yahya Kemal Beyatlı. Beyatlı sülalesinden değil mi? Sahnenin dışındakiler. Ahmet, Hamdi, Tan, Pınar cepte kalsın. Sergüzeşt hocam ne alaka Sergüzeşt? Alaka. Sami Paşazade Sezai. Tam karalanacak isim yemin ediyorum. Sami Paşazade Sezai, bak söylemedim. Anca böyle yazabiliriz şu dakika itibariyle. Anadolu Notları, Reşat Nuri,
Güntekin daha yaralamadık bile ya. Bismillahirrahmanirrahim. Çankaya. Çankaya'yı ben yıldızlayacağım ama hatırlamalısınız. Falih Rıfkı Atay o kadar da değil. Sokakta. Bunu bilen var mıdır bilmiyorum. Soru işareti, soru işareti, soru işareti. Hatta kocaman bir soru işareti. Şimdi Sokaktan'ın yazarı B ile başlıyor. Hadi adı B ile başlıyor. Soyadı öyle başlıyor. Bilmem ne öz bilmem ne. Hadi bakalım bu kopyayla bilenler de doğru kabul etsinler. Bilmem ne öz kişi. Hadi buradan bilenler de doğru kabul etsinler ama Bahaettin Özkişi dersem dikkat. Bahaettin Özkişi dikkat. Sokakta arkadaşlar cebinizde lütfen kalsın. Biraz böyle zorlama bir eser bu. Aman dikkat. Bir tane daha gelecek sanki arkasından. Geldik 92 arkadaşlar. 7. gün de tehlikeli bence. Yani 7. günü yapanı da anlatmak lazım. Bu arada ben dersin girişinde 20 falan dedim ama şu yıldızları falan saymaya kalkmayın. Bayağı bir 25-30'u bulacak gibi görünüyor. Bir 20 tane falan ilk başta gözüme çarpan diyeyim en azından. Tehlikeli eser vardı çünkü. 7. gün yani o nokta nokta nokta. He nokta nokta nokta. Bilmem ne bilmem ne. Orhan dikkat. Sançerlioğlu değil mi? Orhan Sançerlioğlu diye devam ediyor. Sinekli Bakkal. Tabii ki Halide Edip adı var. Demiştim araya böyle sağlam birkaç eser sıkıştırdım. Kaplumbağalar bilinmeli. FB diyeceğim burada. Haydi dikkat. Fakir. Baykurt. Haydi dikkat. İbrahim Efendi Konağı. Bilmelisin. Ben yıldızı koydum. Önemli anlamında bu yıldızı koydum. İbrahim Efendi Konağı Samiha Ay verdi arkadaşlar. Samiha Ay verdi. Kalpaklılar. Kalpaklıları hatırlamalısınız. Samim. Koca göz. Hocam bir güzel yazmaya çalışın. Allah'ınızı severseniz merak ediyorum. Yazabiliyor musunuz? Bakalım. Bir güzel yazmaya çalışalım. Evet. Cemo kimin? Cemo. Haydi kaçırma. Cemo tabii ki. Kemal dikkat. Bilbaşar. Allah hocam az çok yazıyorsun abi. Şeyler artistik yapabiliyorsun. Evet. Kemal Bilbaşar. Ayaşlı kiracıları kimin arkadaşlar? Memduh. Şevket. Esendal bu da cebinizde kalsın lütfen çok değerli. Cemşid-i Hürşit. Ara ara böyle bir divana gidip gidip geliyoruz ama her divana girişimizin cevabı da Ahmedi oluyor gibi sanki. Ahmedi bu da cepte kalsın. Bir İskendername dedi çünkü az önce. Selçuklu Şehnamesi hatırlayan anından öperiz hocam. Baya baya gelir anından öperiz. Selçuklu Şehnamesi'nin birisinin olduğuna inanılıyor. Yani o eser onundur düşüncesi çok yaygın tabii ki. H ve D. Divan edebiyatının kurucusu. Haydi kabul et artık bunu bil artık. Hoca Dehani değil mi? Hoca Dehani'nin olduğu düşünülüyor arkadaşlar. Selçuklu Şehnamesi'nin. Aman dikkat bir divana gidip gidip geliyoruz. Haydi kaçırma hocam. Hüsnü Aşk bunu bilmelisin. Şeyh Galip değil mi? O kadar da değil. Divan şiirinin son büyük şairi. Hasan Mellah. Ahmet yazacak mı yanlış kuruyor. Ahmet Mithat Efendi şimdi oldu. Ahmet Mithat Efendi, Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Yadigar-ı Şebap. Haydi hocam kimindi bu? Recaizade, Mahmut, Ekrem. Bu arada yani vallahi zoruma gidiyor ya. İkinci isim ve soy ismi kısaltıp da ismi yazmak zoruma gitti şu an. Macerayı Aşk, dikkat. Abdülhak, şimdi yaz Hamit'i. Hamit, Tarhan, Göl Saatleri. Ahmet, Haşim, Damga, Reşat Nuri Güntekin. Yalnız Reşat Nuri'yi her katışımda bir rahatlıyoruz. Onu fark ettiniz mi? Ya en azından ben öyle oluyorum. Mesela Damga diye tamam ya Reşat Nuri diyor. Böyle rahatlık geliyor. İnsanın içine rahatlık geliyor. Sonra bir anda Medar-ı Maişet motoru gelince de böyle çat diye duvara tosluyorsun hocam. Medar-ı Maişet motoru da yani sorulabilecek bir eser mi? Evet sorulmaya çok çok müsait onu söyleyeyim. Said Faik Abasıyan'ın. Tabii şimdi Sait Faik'in bir sürü eseri varken bu seçilir mi bilmeyiz ama sorulursa bence tehlikeli güzel olur. İbiş'in Rüyası, Tarık Buğra, kaçırma İbiş'in Rüyası'nı. Adamın Biri. Yani bilmiyorum bunu hatırlar mısın? Hatırlamalısın evet. Adamın Biri arkadaşlar. C ve K haydi kaçırma. Külebi olsun arkadaşlar soy ismi. Şu dakika bilen de lütfen kabul etsin. Cahit Külebi aman dikkat. Geldik 110'a. Bismillah. Yarısını yavaş yavaş geçtik. Ufak ufak yaklaşıyoruz sonlara doğru da şükürler olsun. 72. koğuş arkadaşlar. Orhan Kemal'in eseri cepte kalsın. Acı tütün. Nerede gördün tütünü? Necati Cumalı'ya doğru koşacaksın. Budalaname. Kaygısız abdal değil mi? Zehra kimin hocam? Nabizade. Nazım. Tamat kimin hocam? Cenap,
Şahabettin. Bu arada benim de hiç standardım yok ha. Valla bir soy ismi büyük, bir ismi küçük. Bir ismi büyük, soy ismi küçük. 95'e doğru. 95'e doğru arkadaşlar dikkat. Tevfik. Fikret. Taymiz kıyıları. Fali. Rıfkı. Atay. Vassaf Bey. Sorulmaya çok müsait. Müthiş bir eser Vassaf Bey. Memduh. Şevket. Esendal. Dikkat. Düşünsenize böyle sunarken herkesin sahneye çıktığını. Lan Fahri Rıfkı diyorum mesela, ben sunuyorum falan. Fahri Rıfkı koşarak geliyor. Memduh, Şevket, Necati Cuh el ile tutuşup böyle bir anda sahneye doğru diz çöküyorlar, selam veriyor. Acayip bir duygu değil mi? Onu canlandırarak şu an gidiyorum. Ziya'ya mektuplar, haydi dikkat. Ziya'ya mektuplar, Cahit Sıtkı Tarancı kim olacak değil mi? Cahit Sıtkı Tarancı, orada çok Tarancı yazıyor gibi olmadı ama olsun, Tarancı yazıyor. 119, haydi arkadaşlar tam gaz devam. 119, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda bilmelisin bence bunu. Cahit, haydi kaçırma. Külebi, Cahit Külebi, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda bir adam yaratmak. Necip, Fazıl, Kısa Kürek, bunu da bilmeliydin, bu da cepteydi. Git Bahar Tehlike Kokar Hocam. H ile başlasın, N ile devam etsin, Z ile de bitsin hocam. İki isim, bir soy isim olsun. Halide, Nusret, Zorlu Tuna, tehlike bence bu. Romantika. Tuna yazıyor burada. Tuna. Evet tamam. Romantika. Romantika'yı hatırlayan çıkar mı? T-Ö arkadaşlar. T-Ö. Turgut. Haydi burada hatırlayanlar kabul etsinler. Turgut Özakman arkadaşlar. Dikkat lan. Güzel yaz Allah'ını seversen hocam. Vallahi hiçbir şey anlaşılmıyor ya. Bu da tehlikeliydi. Sarı Naciye. Sarı Naciye de hiç fena değil arkadaşlar. Gerçekten sıkıntılı. R. B diyeceğim. Recep, dikkat. Bilginer, Sarı Naciye cepte kalsın. Midas'ın kulakları arkadaşlar. Güngör, Dilmen. Midas üçlemesi var diyecektim. Dilman diyesim geldi bir an. Evet, Kösem Sultan, T, O diyeceğim. Bu da tehlikeli arkadaşlar. Turan, Oflazoğlu, aman dikkat. Eşref Saati biliyorsunuz. Şevket, Rado, yani bilmelisiniz. Mavi ve Kara, Sabahattin, Eyüboğlu, haydi bunu bil artık, o kadar da değil, bilemedi. Sen de saygı duyarız. Burada bir 3-4 tane sıkıntılı soru var gibiydi. Evet, burada da problemli örnekler var. Bakalım ne olacak arkadaşlar. En son ne dedik? Mavi ve Kara dedik. Geldik Günler'in götürdüğüne. Günler'in götürdüğü kimindi hocam? Tabii ki Suud, Kemal, Yetkin. Günler'in getirdiyse tabii ki Nurullah Ataç'ın, yani şu karalama defterinin yazarının Nurullah Ataç. Tuhaf bir erkek, bunu hatırlamayabiliriz arkadaşlar, çok normal ama böyle çok da kıyıda köşede değil, onu da açık söyleyelim. Ama isim belki çıkmayabilir. Leyla, haydi hatırlayanlar şu dakika itibariyle işaretlesinler. Leyla Erbil, La, Sonsuzluk Hecesi arkadaşlar. Bu bir 2022 sorusu olabilir arkadaşlar. 2022 sınav sorusu olabilir. Tamam, cebinizde kalsın lütfen. Sonsuzluk Hecesi, La, Nazan Bekiroğlu'nun. Nazan Bekiroğlu cepte kalsın. Orfe. Orfe'yi de hatırlamayabilirsiniz. Nazlı Eray'ın arkadaşlar. Nazlı Eray. Sevgili Arsız Ölüm. Latife Tekin. Gül Yetiştiren Adam. Tehlike. Rasim Özden Ören. Bir 50'ye yakın sanki tehlikeli eser işaretliyorum gibi, onu da söyleyeyim. Girişler ne kadar, bir 20 desem de Allah var. Şimdi baktım ama onu da söyleyeyim. Rastgele söylemiyorum o rakamları. İnanın bu 200'ü yazdım. Her sayfaya şöyle tek tek bakarak, ya şu tehlikeli olabilir. 1. Buradan bir şey çıkar mı? Çıkar. 2. Bunu hep bilirler. Bunu bilemez. Gibi böyle kafamdan bir sıralamayla aslında 20 civarını çıkardım ama şu an bayağı bir işaretledim gibi. Gerçekten korkulu eserler var. Rasim Özden Ören. Bin Hüzünlü Haz mesela. Bu kolay kolay hiçbir yerde göreceğimiz bir isim değil ama cepte kalsın. Hasan Ali Toptaş arkadaşlar. Hasan Ali Toptaş bir postmodernist isimdir. Cepte kalsın. Pastırma Yazı da yine çok aman aman duyulmaz ama Selim İleri arkadaşlar. İsim önemli. Ya yani Selim İleri'yi bilmek lazım şu dakika itibariyle. Cebinizde kalsın. Burada baya baya tehlikeli eserler varmış. Vallahi o sayfa sıkıntılı bir sayfaymış. Bunun nedeni şu tabii. Yani sayı arttıkça ayrıntı artar, tehlike artar. Mesela 10 tane eser desem bilindik eserler seçilir. 50 desem saygı duyarım da, yani 200'e çıktığın zaman hani 100'den sonra artık yavaş yavaş böyle kıyıda köşede kalmışları da seçmeye başlarsın. Biraz zorlar. Çok normal bu gidişat yani. Kılavuz dedik arkadaşlar. Kılavuzu zaten bileceksiniz. Ödüllü, Pegasus ödüllü bir eser, şey isim. O ismin çok çok önemli bir eseri. Bilge Karasu, aman dikkat. Bilge Karasu. Melekçeli Bilinç arkadaşlar. Ne ve mem, haydi hatırla. Meriç, ne Meriç.
Nezihe Meriç. Zor değil, zor değil, zor değil. Tehlikeli, sadece korkulabilir. Ölü erkek kuşlar tehlikeli, korkulabilir arkadaşlar. İnci Aral, dikkat. İnci Aral. Mahalle kahvesi bilinmeli. Sait Faik Abasıyanık çünkü. Sait Faik Abasıyanık detay değil. Burada içiniz rahat olsun. 12'ye 1 var. Bu da bilinmeli. Haldun. Taner, Gecekondu tehlike yaratabilir. Çok bildiğiniz bir eser değildir belki ama isim önemli. Muzaffer İzgü, hatırlayacaksınız. Kardeş Payı bilinmeli arkadaşlar. Orhan, Kemal'in eseri. Çakırcalı Efe bilinmeli. Yaşar Kemal'in eseri. Sardele bilinmeli. Kemal, Tahir'in eseri. Burası da tehlikeli, bir iki tane eseri barındırdı ama güzel eserler gerçekten. Şimdi her ne kadar bilinmeli desem de yani Kardeş Payı, Orhan Kemal falan sağlam yani. Biliyorsan helal olsun derim yani. Sağırdere her ne kadar bilinmeli desem de Kemal Tahir'in olduğu için bu vurguyu yapıyorum. Kesinlikle sağlam eserler var. Onu da söyleyelim. Geldik 146'ya hocam. 146'da ne bekliyor bizi? Tabii ki Kaanlılar bekliyor. Kaan'ı kimin eseri arkadaşlar? Sabahattin Ali'nin eseri. Bir sessizlik oldu. Niye böyle bir sessizleştim ben Sabahattin yazar? Neden sessizleştirmiyorum? Sabahattin deyince aklıma 40 tane yazar geliyor. Çünkü her tarafta Sabahattin var. O yüzden bir an bir durdum. Sabahattin Ali'nin tabii ki. Halime Kaptan, Rıfat Ilgaz. Aman Rıfat Ilgaz. Yılanların Öcü arkadaşlar. Fakir Baykurt. Yılanların Öcü, Fakir Baykurt, Boş Beşik, Necati Cumalı. Necati Cumalı, Dolu Dizgin, Samim, Koca Göz. Ya bu videoyu var ya yemin ediyorum sınava şöyle 2-3 gün kala bir dinle, tamam ya. Sınavda yazar eser kaçırma ihtimalim bence kesinlikle yok. Kesinlikle yok yani, cebine kesinlikle koy. Başka olur ağların düğünü diyor. Kim diyor hocam bunu? Kemal Bilbaşar diyor. Başka olur ağların düğünü. Sarı Traktör. Bu biraz tehlike. Tehlike koktu. T ve A. Talip. Şu dakika bilenler de kabul etsinler. Apaydın. Uzun Hikaye kimin hocam? Mustafa, Kutlu, Abdullah Efendi'nin Rüyaları. Yani bu da böyle sağlam olmuş biraz. Ahmet Hamdi, Tan, Pınar. Onu da söyleyelim. Vallahi ben böyle bayağı girişteki sözümü geri alacağım gibi duruyor. Hani 150 üstü yapan değil mi? Sanki 100 üstü yapan. Yani 100 üstü yapan derken 100'ün üzerine çıkan coşturacak gibi. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Net. 155. 155'e geldik. Yağmuru beklerken. Haydi dikkat. 100 üstü yapanların anlarını öpeceğiz. Gerçekten zor yüzün üstüne çıkmak. Gerçekten sıkıntılı. Yağmuru beklerken Aydı Kaçırma, Tarık Buğra. Mesela bu bile kendi içinde sağlam bence. Bir Tereddüdün Romanı. Yani bu da yine böyle 2022 kokan bir soru arkadaşlar, ifade onu söyleyeyim. Peyami, Safa'nın Evet İsyan. Aman dikkat. İsmet Özel bilinmeli. Üvercin K, bu da bilinmeli. Cemal, Süreyya biliyorsunuz. Elde Var Hüzün. Attila İlhan. Cepte kalsın. 835 satır. Nazım, Hikmet, Sebil ve Güvercinler. Ziya Osman, Saba. Dünya Kaçtı Gözüme. Tehlike koktu burada. Özdemir, Asaf. Havaya Çizilen Dünya. Fazıl Hüsnü. Dağlarca, bu da tehlikeli. Çile, Necip Fazıl, Kısa Kürek, güzel. Tehlikeli derken sorulmaya müsait diyeyim yani. Çok da tehlikeli değil aslında. Bildiğiniz bence bir eserdi o da. Fahriye Abla. Fahriye Abla kimin arkadaşlar? Haydi bilmelisiniz. Şafsiyir'in. Ulan var hayatım boyunca Safşiir diyemedim ya. Bu nasıl bir iştir ya? Şafsiyir diyorum sürekli. Evet, Safşiir'in önemli isimlerinden. Ahmet Muhip Dranas. Aman. Ahmet Muhip Dranas. Fırtına ve Kar. Fırtına ve Kar kimin hocam? Orhan Seyfi Orhon. Tanrı Misafiri kimin hocam? Reşat Nuri Güntekin. İlk defa Reşat Nuri Güntekin rahatlatmadı bizi. Vallahi tehlikeli bir eser bu. Tanrı Misafiri ama işaret koymadık henüz. Tam konulacak bir eser de değil. Dağa Çıkan Kurt. Halide Edip Adı Var. Ama ben koptum. Vallahi şu dakika itibariyle koptum arkadaşlar. Gerçekten yorucu. Ne yazdım bilmiyorum şu an. Sözüme dikkat edin o yüzden. Bir Sürgün. Bir Sürgün. Yakup Kadri. Kara Osmanoğlu. Geçtiğim Yol. Ali. Canip. Yöntem. Piyale. Ahmet Haşim. Cepte Kalmalı. Ciddi Mizah. Yani bu da böyle hani... Ya bu isim çok tanıdık. Bağımsızlardan arkadaşlar. Kopya gelsin. Servet Fünun dönemi bağımsızlarından. Ahmet Rasim. Ya şimdi Falaka Gecelerim falan desem atlarız belki ama yani Ciddi Mizah biraz daha sağlamdı. İnanın yazarken ya Gecelerimi seçsem mi seçmesem mi lan, neyse o çok bilinir dedim. Ciddi Mizah'ı aldım, cebinizde kalsın. Hayal içinde aman dikkat. Hüseyin Cahit Yalçın bilinmeli arkadaşlar, bu da yine.
Mutallaka mutallaka da böyle tehlike yaratabilir bir eser. Hüseyin Rahmi Gürpınar. Evet, şu dakika itibariyle çok net söyleyeyim yani. Daha ciddi bir analiz yaptık. Şu an yüz üstüne saygı duyacağız, bu kadar. Böyle söyleyeyim. Yani yüz üstüne, evet, şu dakika itibariyle saygı duyulmalı. 150 çok iddialı bir giriş yapmışım. Yani şöyle bir en azından basite indirgeyip şöyle göz atmışım hızlıca. 150 çok şey olmuş, havada bir ifade olmuş. Evet, 100 üzerine saygı duyacağımızı bir daha söyleyelim. Tehlikeli, gerçekten çok tehlikeli eser var. Gizli Figanlar, Süleyman Nazif arkadaşlar, aman dikkat. Hadi devam edelim. 175'teyiz daha ya. Daha dünyanın eseri var hocam, bitecek gibi değil. Peki, Gönül Hanım, Ahmet, Hikmet, Müftüoğlu arkadaşlar dikkat. Nemide kimin arkadaşlar? Halit, Ziya, Uşaklıgil. Heves ettim kimin hocam? Nabizade, Nazım, artık nasıl yorulduysa ama neyi kısaltacağımı şaşırdım ya. Oku bile kısa çizip oradan kurtarasım var. Hatta ok yapasım yok şu dakika itibariyle oraya, onu söyleyeyim. Heder, Muallim, vallahi yapmadık ok. Naci, Küçük Şeyler, Allah, Sami Paşazade Sezai, nasıl yazacaksın ya? S. Sezai geç. Garam, Garam kimin hocam? Abdülhak, Hamit, Tarhana. Şöyle ya, 2-3 tane isminiz olsun. Muhsin Bey değil mi? Nokta koyup geçin. Recaizade, Mahmut, Ekrem, Kokona yatıyor, tehlike. Direktör, Ali Bey, aman dikkat. Yeniçeriler bilinebilir, bilinebilir. Ahmet, Mithat Efendi, o kadar da tehlikeli değil bu. Vaveyla, güzel, çok iyi bir eser. Namık, Kemal cebinizde kalsın. Şiirinin adı arkadaşlar, bir kitap adından öte. Şiirinin adı Vaveyla. Çığlık demek değil mi? Çığlık. Müntabat-ı Eş'ar, Şinasi, İbrahim Şinasi. Kuş Tufanı, tehlike üstüne tehlike. Refik Durbaş arkadaşlar. Refik Durbaş. Ya bir de şu açıdan bakın. Şimdi biraz rahatlatmak adına bunu da söyleme ihtiyacı hissettim. Şu açıdan bakın. Yani hep bildiğiniz eserleri sormuş olsam. Acımak, Damga, Yaban, Kiralık. E bu ne ona dersin yani. 200 eser de ne bu dersin değil mi? Biraz da böyle hani arada kalan eserlerden de katalım. Körfez, Sezai Karakoç. Bu da onlardan biri mesela, çok iyi. Menziller, aman dikkat. Cahit, Zarifoğlu, Sebep Ey, Erdem, Bayazıt, yenisi, yemin ediyorum karalıyorum şu an. Orhan Veli, Kanık, ne yazdım bilmiyorum şu an. Büyüyen Eller, İlhan Geçer, tehlike üstüne tehlike. Büyüyen Eller, İlhan Geçer. Peri Kızı ile Çoban Hikayesi, Orhan Seyfi Orhon, bunu bil, bunu bil, cebine koy. Eskişehir'in Rüzgarı'yla Yahya Kemal, Beyatlı, Eskişehir'in Rüzgarı'yla da yine bir 2022 sorusu olmaya çok müsait. Forsa, Forsa kimin hocam? Ömer, artık ses de dayanamaz hale geldi. Vallahi çok uzun soluklu video, biliyorsun edebiyatta çok fazla çekmiyorum. Bu herhalde en uzun soluklu videolardan biri oldu gibi. Falaka, Ahmet Rasim. Bunu sanki anlatım esnasında söyledim birkaç eser önce. Ahmet Rasim. Halas, aman dikkat. Mehmet Rauf, değil mi? Akla çok gelir mi, gelmeyebilir. Şermin, Tevfik Fikret, Kavgalarım, Hüseyin, Cahit, bir duraksadım burada, Yalçın, Yadigarlarım, Yadigarlarım bilen çıkar mı? Yani çıkmayabilir ya. Nabizade, Nazım, ya bayağı tehlikeli eser belirledim ya. Neredeyse 50'ye yakın herhalde işaretledik gibi. Yüz üstüne dediğim gibi arkadaşlar. Vallahi saygı duyacağız ya. Yüzün üstü yapana saygı duyacağız. Altı yapan da çıkmasın. Çıkarsa da mutlaka konu tekrarlarına baksın. En azından benim artık kitabımı biliyorsunuz. Oradan sıkı bir tekrar yapın şu not defterimden, not kitabımdan, not defterim diyorum, şu not kitabından arkadaşlar bir tekrar yapın. Bunun tam zamanı, bunu okumanın tam zamanı arkadaşlar. Sağlam bir okuma yapın, hızlı bir yazar eser tekrarı. Bu videoyu da arkadaşlar bence şöyle haftada 1-2 bakmanızda, dinlemenizde büyük fayda var. Ya en azından şu an 1-2 defa dinleyin. Bu hatta 200 eseri bir kağıda yazın, üşenmeyin. Bugün gitsin bir saatiniz, hiç önemli değil. 1,5-2 saatiniz gitsin ama bir karşılığını alın en azından. Boş boş çalışmaktansa, değil mi? Bazen öyle anlarımız vardır. Çalışırsın aralara, bir soru gelir çat diye bakarsın soruyor. Ulan dersin 2 saattir çalışıyorum. Boş boş çalışmaktan kastım bu. Bazen bilinçsiz çalışabiliriz. Öyle yapmaktansa oturup şunu listelemek, yazmak, bir köşede bulundurmak, böyle sayfa sayfa arada bir bak bak, bence çok daha faydalı gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.